Ay. Çok güzel olmuş gerçekten. Tarifini versene, sonra çocuklara yaparım. Yemek kitabından bakarak yaptım. Oradan bakarsın yapmak istediğinde. İş yerinde durumlar ne halinde? Vallahi daha dosyaların yarısı bile bilgisayara geçirilmedi. Nana'nın sanırım bilgisayarla bir sorunu var. İyi ama ben ödemeleri yaptım. Muhasebedeki işleri de hallettim. Daha ne yapayım? Aman, onlar bir saatlik işti. İstersen, yani zorlanıyorsan, yenilgiyi kabul ettim de bitsin bu iş. Çünkü işleri bir iki saatte bitirip oturdum ya. Evde canım sıkılıyor. Hayır Nana, vazgeçme sakın. Ne vazgeçmesi? Daha yeni başlıyoruz. Şaka gibi. Hadi bakalım çocuklar. Al bakalım. Başarılar. Buyurun efendim. Buyurun. Evet. Bunlar da çantalarınız. Alınız. Merci. Size de iyi işler. Sağ ol, kolay gelsin. Çocuklar. Temizlik şirketini arayayım da gelsinler bari. Kız canını dişine takmış çalışıyor. Bense adam akıllı hile yapıyorum. Yok yok. Bu adil bir kapışma olmalı. Hadi bakalım Hakan, iş başına. Evet. Allah. Oh.
Geldim bebek. Aa, bu ne hal kuyruğu? Çok genç görünüyorum değil mi? Ay, düşünsene. Pompirik ya bana artık anneanne demiyor. Çak. Hem artık çok iyi anlaşıyoruz. Onunla arkadaş gibiyiz Nana. Ay, sanırım okul konusunda onu ikna etmeme çok az kaldı. Senin nasıl gidiyor bebek? Sorma, çalışıyorum işte. Ah. Ama Hakan'ın işi çok zormuş. Her şeyi elime yüzüme bulaştırıyorum. Ah. Nana. Hakan burada patron değil mi ayol? Evet. O zaman sen de onun konumuna geldiğine göre öyle davransana. Nasıl yani? Ay, patron gibi. Sen emret, diğerleri yapsın. Bu kadar basit. Hadi benden bay. Çok geç kaldım. Görüşürüz bebek. Kuya ne tuhaf olmuş ya. Ama doğru söylüyor. Ben patron. Günaydın. Nerede kaldın sen? Saat kaç, haberin var mı? Hepimizden önce gelip ofisi sen açacaksın. Tabii efendim. Çok özür dilerim. Kahve getirmemi ister misiniz? Hayır. Önce şurayı temizle. Daha sonra orta şekerli bir kahve getirirsin. Çabuk çabuk çabuk. Tamam, hızlı efendim, hızlı.